Anam sen makarnayı da yapmışsın ya. Tabii acık yerler batmış ama. Ben hallederim onu, sen şey yap. Olsun olsun ya, süpürürüz. Olsun. Heh, tamam neyse. Salatayı da yapmış bu. E yaptım, malzeme vardı, yaptım. Heh, domates sosu da hazır. Tamam. Ben makarna pişene kadar sofrayı hazırlayayım. Dur, sofrayı da ben kurayım o zaman. Yok yok, sen otur dinlen, çok yoruldun zaten. He, ben oturamam ki. Yani benim bünyem alışkın değil. Gel o zaman sofrayı birlikte kuralım. İyi madem. Tabaklar falan, kaşıklar nerede? He, ben sana anlatayım. Bak şimdi, bu tabakla... Aman makarnaya bakma. Ay Nimet. Dur, böyle dur, onları olmaz. Alırız onları. Süpürürüm ben şimdi birazdan. Dur sen bana göster. Bak şimdi tabaklarım burada. Bardaklar orada. Burası da bak, kaşık çatalım da burada. Tamam. Al şunları. Ben de yardım edeyim. Yok siz hiç zahmet etmeyin. Biz Şükran'la hallederiz. Baba bütün yemekleri yapmış bu. Sağ ol kızım. Ne demek? Siz sağ olun. Ceyda ne yaptın? Tamam tamam. Hemen hallederim ben şimdi. Tamam. Şimdi kaza oldu. Aman. Bak. Temizledik bitti. Bittik. Evet hadi bakalım. Hadi gelin ellerimizi yıkayalım. Sonra da Tuna'yı da alalım, gelelim beraber sofraya oturalım. Gel. Hadi gel. Hadi kalk hadi. Ha. Gel bakalım. Hadi banyoya. Maşallah çok da maharetli. Hani eli de ya her şeye yatkın. Ömer öğretmenim niye gelmedi hala? Çalışıyor oğlum. Geçe kalacakmış. Ellerine sağlık amca kızım. Çok lezzetli olmuş. Vallahi de eline sağlık. Bayıldım. Çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Şey, buradaki eşyalara ne oldu? Niye bu kadar eşya var burada? Annene sor. O anlatsın. Bir takım sıkıntılar oldu. Ama halledeceğiz oğlum. Gelecek eşyalarımız. Tahir amcan kalanları getirecek. İnşallah. Tuna, hadi doyduysan yukarı çık biraz. Derslerine bak. Biz de doyduk. Biz de doyduk. Haydi. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ben de yardım edeyim sana. Tahir, tencereyi ye istersen, rahat edersin. Bak bak saatine, bekle gelir oğlum. Tahir. Ne baba, ya gözün yolda. Almasaydın bu kadını eve, gitmezdi Ömer'de. Gamze yokken çok uğruyordu eve de. Baba, ya yine içiyorsa? Taci'dedir belki. Yok hiç arama. Aradım ben, Taci'de değilmiş. Ve Sadık'la konuştum. İşe de gitmemiş bugün. Baba ya vicdana gitmişse? Ben bakmaya gidiyorum. Tahir girme. Karın burada. Sen çıkınca o da gelecek yine peşinden. Senden boşanmak istiyorsun. Otur oturduğun yerde. Baba peki ya ona gitmişse? Delirme.
Geçen sefer de öyle diye gittik. Aldık boyumuzun ölçüsünü. Hem gitmez bir daha o kadına. Gamze burada diye böyle tavır yapıyor. Dolanır öyle sahilde mahilde. Herkes yatınca gelir evine. Yardım edeyim sana. Yok, şimdiki sen makinede yıkamaya alışmışsındır. Bu sana zor gelir ya. Yok yok ya, biz de zaten annemlerde Nurhan'la elde yıkıyorduk. O zaman şöyle yapayım, ben buraya geçeyim. Sen de benim yıkadıklarımı durularsın. Saat de geç oldu. Hı hı. Ömer de gelmedi. Gelmedi. Efendim Nurhan. Ha Gamze, iyi misiniz? Bak şimdi Sadık da Ömer dükkana gelmedi falan dedi. Çok merak ettik biz, neler oluyor? Merak etmeyin. Şimdi o şeyden, mahkemeden dolayı biraz kafası dağınık. Ben Sadık enişteyi aradım zaten, kusura bakmasın. Yok yok, o kusura bakmaz, sen hiç canını sıkma da. Biz sizi merak ediyoruz Pekin'im. Vallahi bak bir şey yapmıyor değil mi o Ömer? Üzmüyor seni. Yani kolay olmuyor tabii. Ama bir hale yola girecek. Ben ararım seni. Tamam canım, hadi iyi akşamlar. Merak ediyorlar değil mi? Ama iyi dedin, Ömer'in gelmediğini söylemekle. Hani üzülürlerdi yani. Ben sana bir şey diyeyim mi Elgin? Bizim derdimizin nedeni ortak. Nasıl ortak? Yani derdimizin nedeni o kadın. Vicdan. Vicdan mı? Vicdan kim? Yani bildiğim bir kadın bu işte. Tahir'le Ömer'e kafayı taktı bu. Ne? Ya sen hani hep diyordun ya, bir kadın mı var, delireceğim delireceğim diyordun ya, işte o kadın diyorum. Vicdan. Bu eskiden burada otururmuş. Tahir'in de işte şeysiymiş. Yani anla işte, evlenememişler. Babam da izin vermeyince bu basmış gitmiş buradan. Şimdi geri geldi. Taktı Ömer'e kafayı yani. Yani şimdi sen Ömer o kadının evine mi gidiyordu diyorsun? Gidiyor tabii. Bir kere Tahir onun elinden kurtarmaya gitti kadının evine. Ben de düştüm, hemen peşlerine gittim. Bak yalanım yok. Kadının yatağından aldık biz Ömer'i. Sen ne diyorsun Şükran? Bozma moralini. Bu kadınlar zaten hep böyle. Hani ben yapmam etmem diyen erkek de olsa düşüyor böyle işte kadınların tuzaklarına. Her yol var çünkü. Düşünsene bak, Tahir gibi bir Tahir bu. Az kalsın çıkıyordu baştan. O yüzden diyorum sana. Ömer'e sahip çık. Şimdi o kadının evinde midir Ömer? %1000 oradadır. Nerede bu kadının evi? Ahmet abinin kiracısı işte. Gamze, git evliliğini kurtar. Baba, Nurhan aradı da şimdi. Tuna yarın okula gidecek ya, kitaplarını orada unutmuş. Ben bir gidip onları alayım. İsabet olmuş. Çocuğunu da al getip dönme bir daha. Ha? Tahir. Ne baba? Madem çıkıyor gelmesin. Gecenin bir vakti kadın başına. Dışarı mı çıkılıyor yani? Ya gecenin bir vakti diyorsun da Tahir. Hava daha yeni karardı. Biz çayımızı demledik, ocağa koyduk. O da 2 dakika işte, demlenene kadar çay gidip gelecek. Sen bir sus, tamam mı? Sen sus Tahir. Hepiniz bir susun. Ne oluyor yine gece gece? Hayırlı akşamlar Nisa. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hadi kızım sen git bir an önce. Ama dikkatli ol.
Olmadı taksiyle dönersin. Tamam, öyle yaparım. Sağ ol. Oh. Hayırlı akşamlar çocuğum. Ne yaptınız? Abim vardı ama açmadı. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Çıkardılar vicdanı. Şantajla ilgili bir suça karışmış. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kime şantaj yapmış baba? Bilmiyorum. Bilmiyorum çocuğum. Bilmek istiyor muyum onu da bilmiyorum. Sen biliyor musun Tahir'in işe girdiği bu dernek nedir ne değildir? Bilmiyorum baba. Ne oldu? Niye sordun? Bu iş benim hiç hoşuma gitmiyor ya. Dur bakalım. Reşat sen buna çok kafayı taktın ama. Çocuk çalışıyor, çabalıyor. Daha ne yapsın? Yok çiçek yok. Boşuna takılmıyorum ben. Bu olanlar bir tuhaf. Neye bulaştı bu olan bir öğrenmem lazım ben. Saf direğin önde gidenidir Tahir. İstediği kadar Gülhan Bey geçiz. Siz ne yaptınız? Yattı mı seninkiler? Yok baba. Gitti Gamze. Ne? Öyle oldu maalesef. Aldılar valizlerini gittiler şu gece karanlığında. Ah be çocuğum. Niye durdurmadın? Onun durası yoktu zaten baba. Madem yoktu sen niye onunla gitmedin Ömer? Niye yalnız gönderdin karını? Bu ev meselesi nereden çıktı? Hiç haberim yok. Aynı şeyi ben de sordum baba. Anlatamadım ama derdimi. Gitmiş bir de annesinin apartmanında ev tutmuş. Neyse ne. Şunu niye doğru düzgün bir oturup konuşmadınız sakin sakin? Gecenin bu karanlığında gitmesine gönlünü nasıl el verdi? Baba burada olmak istemiyor. Ne yapayım zorla mı tutayım? Hem... Çiçek Hanım'la da anlaşamadılar bir türlü. Yok. Anlaşamadık değil. Ama biz çok farklı çevrelerin insanlarıyız biliyorsun. Yok. Bilmiyorum. Neymiş o farklı çevreler bir anlatıver hele. Yine başa döndük baba. Yok sen anneliği ne bilirsin? Yok Nezahat anneye göz kulak olamadınız. Evet. Evet bunları eleştirdim. Duyarsız geldi çünkü. Ama ben başka bir şey demedim. Anneliği Gamze'nin en hassas noktası. Ve siz daha gelir gelmez ona laf ettiniz. Bak Çiçek. Gamze benim kızım. Gelinim değil. Bunu sen de böyle bil. Bu çatının altında olsun ya da olmasın. Eğer Gamze'nin gönlünü kırarsan sadece Gamze'yi değil, beni de kırmış olursun. Allah aşkına Reşat. Kadın benim yüzümden yıkacak değil yuvasını. Allah korusun. Ne yuva yıkması? Tartışmışlar sadece. Öyle olmadı da pek. Neyse. Evladım bak. Gamze seni asla üzmek istemez. Ha burada başımın üstünde yerimiz var. Ama Gamze de kendi evinde yaşamak istemekte haklı be çocuğum. Burada bizimle yaşamayı kabul etmesi bile büyüklüktü. Biliyorum baba. Ben haksız demiyorum zaten. Sadece çiğnedi geçti. Yoksaydı beni. Yarın güzelce konuşup halletir şu işi. Hadi, hadi Hasan dinlen biraz. Hadi oğlum. Allah razı olsun. Sana da çocuğum, sana da. Reşat. Ben kimse kimseyle kötü olsun istemem. Senin çocuklarının düşündüğünün aksine. Allah razı olsun. Bir tek Tahir destekledi bizi. Ama sen de keşke Gamze'ye sahip çıkacağım diye. Beni böyle çiğnemeseydin. Böyle kırmasaydın iyiydi.
Reşat. Efendim çiçek. Ben sana kırıldım dedim ya. Sen bakma bana. Benim öyle uzun sürmez üzüntüm. Bak uçtu gitti bile. Ama senin kızgınlığın hala devam ediyorsa... Yani şunun için söylüyorum. Sonuçta bu bizim ilk gecemiz sayılır. Dün gece de ayrı yattık zaten. Kırgın uyumayalım. Bana söylemek istediğin bir şey varsa söyle, içinde tutma. Kırgınlık, kızgınlık gibi değil de. Ne gibi? Sen bazen düşündüğünü söyleyiveriyorsun ya, pat diye. Karşındakini de düşün, olur mu? Zamanı gelmeden, duymaya hazır mı bilmeden... böyle her aklımıza geleni söylersek... insanları çok kırarız. Yani ben kendi ne düşündüğümü söylemeyeyim mi dürüstçe? Ya sen hocasın Reşat, daha iyi bilirsin. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değil midir? Ben sana sus mu diyorum? Daha yerli yerinde konuşmanı istiyorum. Hem boş yere mi söylüyor Yunus? Söz ola kese savaşı. Söz ola kestire başı. Benimki patavatsızlık yani. Estağfurullah. Yok. Anladım ben seni. Gölge etme diyorsun. Olur etmem. Ben öyle susar otururum saksı gibi. Bu ailenin kadınları pek dilli ama... ben dilsiz olurum. Sen dilli diye kime dedim? Gamze'yi, Nisa'yı mı? Sen daha iyi bilirsin Reşat. İkisi de kızın ya sonuçta. Gelinin değilmiş yani. Allah rahatlık versin. Sana da çiçek. Toplantı başlamadan bana haber ver. Peki Gamze. Tahir. Konuşacağız seninle. Hayırdır? Şükran'ın benden boşanmasını konuşacağız. Sen girdin onun kanına değil mi? Yavaş. Bak ben burada müdüre oldum. İçeride çalışan insanlar var. Beni ilk günden sakın rezil edeyim deme. O zaman dışarıda konuşacağız. Ne konuşacağız ya seninle? Ben Şükran'a bir şey demedim. Sebep olduğun şeyler için bir suçlu arama. Suçlu arıyorsan da önce kendine bak. Şükran da öyle söylüyor. Ben boşanmak istemiyorum. Tahir. Şöyle geç. Hadi gel. 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 Tamam gel. Git otur. Tamam. Tamam. Al şunu. Daha iyi misin şimdi? Şükran'la konuş lütfen. O seni dinler.
bakış almasın benden. Benim vicdanla bir ilişkim yok. Yeminle, vallahi yok. Ama o bana inanmıyor. Benim konuşmamla aranız düzelmez ki. Tahir, sen Şükran'ı hiç dinlemedin. İsteklerini hep göz ardı ettin. Yok saydın onu. Kadın var olmak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor Şükran. Ben buradayım demek istiyor. Ama sen duymuyorsun. Yok sayıyorsun hep kadını. Bak sen eğer Şükran'a böyle davranmasaydın... bence vicdan konusunda çok daha anlayışlı olurdu. Bu kadar tepki vermezdi. Ne yapmam lazım? Şükran'ın çalışmasına izin vermen lazım. Nerede çalışacak ki? Bir lokanta işi var. Ömer'in arkadaşı Yusuf lokantasını devrediyormuş. Ben de bankadan kredi çekip... lokantayı devralacağım. Orayı işleteceğiz. Şükran da orada çalışacak. Bir aile işletmesi olacak. Biz bize olacağız. Ya orada çalışmasında ne sakınca olabilir Tahir? Öyle değil mi? İzin verirsem. Boşanmaktan vazgeçer mi? En azından bir umudun olur. Benim toplantıya gitmem lazım. İşimden kovuldum biliyor musun? Aa, niye? Vicdan yüzünden. O musibeti bir an önce def etmemiz lazım. Nasıl olacak o? Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sakın bir taşkınlık yapayım deme Tahir. Sakın. Duydun mu beni? Duydum. Hazır mı? Toplantı başlıyor. Tamam, geliyorum hemen. Hah, işte geliyorlar. Hayırlı günler, hoş geldiniz Hüsnü Bey. Hayırlı günler hocam, hoş bulduk. Öpeyim. Sağ ol kızım. Berhudar ol evladım. Ne zaten ne var? İyi. Çok şükür iyileşiyor. Çok şükür. Çok geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol kızım. Sağ ol. Bunlar sizin için. Teşekkür ederim. Hadi siz içeri geçin bakalım. Hadi. Hayırlı olacak. İnşallah hocam. Gel bakalım Hüsnü Bey, ben bir çay ısmarlayayım sana beklerken. Eyvallah hocam. Ben Ömer Ademoğlu. Memnun oldum. Ben de Süreyya Kutlu. Ben de memnun oldum. Teşekkürler. Afiyet olsun.
Teşekkür ederiz. Babam sizin okumak için Bursa'ya gittiğinizi söyledi. Yine dönmüşsünüz. Evet öyle. Üniversiteyi Bursa'da okudum amcamların yanında. Hangi bölüm? İşletme. Babam sizin de müezzin olduğunuzu söyledi. Evet müezzin. Ama öğretmenlik mezunuymuşsunuz da aynı zamanda. Öyle sınıf öğretmenliği. Öğretmenlik yapmıyor musunuz? Düşünmüyordum aslında ama şimdilerde geçici olarak başladım. Siz benim öğretmenlik okuduğumu nereden biliyorsunuz? Ben aslında sizi çocukluğumdan beri tanıyorum. Öyle mi? Öyle. Çok özür dilerim, ben sizi hatırlayamadım. Hatırlamamanız normal. Dedim ya, ben daha o zamanlar çocuktum. Siz de yetişkin. Hiç değişmemişsiniz ama. Ben o zamanlarda sizi hep bir şeyler çizerken görürdüm. Ne çizdiğinizi de çok merak ederdim ama yanınıza gelmeye utanırdım. Öyle mi? Öyle. Hala çiziyor musunuz bir şeyler? Evet. Karalıyorum bir şeyler. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Ama gülmeyeceğinize söz verin ne olur. Peki, söz. Ben dün geceden beri hiç uyuyamadım. Neden? Çok heyecanlıydım çünkü. Hala da heyecanım geçmiş değil. Eğer böyle karşınızda utangaç, tutuk falan davranıyorsam kusuruma bakmayın ne olur. Yani normalde böyle değilim ben. Arkamdan sonra bu kız ne böyle demenizi istemem. Hep heyecandan yani. Hayır, öyle şeyler düşünmedim. Düşünmem de zaten, merak etmeyin. Ne düşünüyorsunuz peki? Neyle ilgili? Benimle ilgili. Siz çok güzel bir kızsınız. Çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. İltifat için söylemiyorum. Gerçek bu. Ama bakın, bu söyleyeceklerimin sizinle bir ilgisi yok. Tamamen benimle ilgili. Bu benim üstesinden gelemediğim bir şey. Evet. Ve sizi kandırmak istemem. Gerçeği söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü ben başka türlü rahat edemeyeceğim. Ben size karşı bir şey hissetmiyorum. Ve evlenirsek bu ilişkiyi nasıl yürüteceğimi bilmiyorum. Ben bana karşı açık sözlü ve dürüst olduğunuz için teşekkür ederim. Evet, ben sizi çocukluğumdan beri tanıyorum. Ama siz beni daha yeni yeni tanımaya başlıyorsunuz. Hatta bugün ilk görüşmemiz. Bana karşı hemen bir şeyler hissetmenizi beklemek hata olurdu zaten ama ben... Süreyya Hanım. Süreyya. Ağlamayın lütfen.
Bakın eğer benimle evlenirseniz size her daim mutlu olabileceğimizin sözünü veremem. İyi günlerimiz olacak kadar kötü günlerimiz de olacaktır. Ve göğüs germemiz gereken zorluklar da. Ama ben üzgün olduğunuz her an yanınızda olacağıma, elinizi hiç bırakmayacağıma, her zorlukta sizin ve ailenizin yanında olacağıma ağlamayınız. Babanıza söyleyin. Uygun olduğunuz bir zamanda sizi istemeye geleceğiz. İstemeye mi geleceksiniz? Evet. Ömer'i mi arıyor? Nereye çıktı Ömer? Markete kadar gitti de. Sipariş verecektim bir şey daha. Neyse artık duymuyor herhalde. İyi, bence sen gel bu bardakları tepsiye diz. Çayı da sen götür. Huşlarına gider. Hem belki babam azıcık yumuşar da az daha kalmanıza müsaade eder. Yani ben Tahir var diye çok şey demiyorum ama çok üzülüyorum ben sizin halinize. Sağ ol. Ama aramızda kalsın. Tahir duymasın sakın. He, aynen. Bardaklar, gel. Bunlar. Biz şimdi seninle elti olduk değil mi? Bilmem, öyle mi oluyor? Ya ama bileceksin ya bunları. Ama benim bir tuhafıma gidiyor senin helt olmak. Niye? Yani sen çok daha farklı senin hayatın benimkinden. Sen çalışıyorsun. Kendi paranı kazanıyorsun. Küçümsemezsin değil mi beni? Niye öyle bir şey yapayım Şükran? Yani başım da örtülü ya benim. Sen eğitimlisin. Ben okula da gitmedim. Hani ondan dedim. Hiç olur mu öyle şey? Senin inançlarını ve tercihlerini yargılamak kimsenin haddine değil. Önemli olan iyi insan olmak. İyi insan olmadıktan sonra eğitim almışsın. Ne önemi var? Öyle. Bir şey diyeceğim sana. Sen araba kullanmayı biliyor musun? Evet. Yani ehliyetim var. Senin ehliyetin mi var? Nasıl alınıyor bu ehliyet? Niye soruyorsun sen? Ehliyet mi alacaksın? Kimseye söyleme. Düşünüyorum da. Hani Tahir'e ne diyeceğim onu bilemiyorum. Şoför Nebahat Abla filmi var ya. İşte onun gibi bir şeyler var kafamda. Ama bunlar derin mevzular. Şimdi çay bekliyorlar bizde. Bir ara seninle konuşur detay alırım. Ne yapmamız lazım, ne olması lazım. Konuşalım tamam mı? Ben şimdi çayları koyayım. Sen götür. Önce babaanneme, sonra babama. Bu kadarını da biliyorsun da. Galiba biliyorum. Hadi, hadi bakalım. Kız niye aramadın şimdiye kadar? Öldürecek misin sen beni? Telefonun da kapalı. Neredesin? Nereye gittiniz? Biz bir otele yerleştik. Otele mi yerleşti? Kızım bari Ceren'lere gitseydiniz ya. Şimdi kimseye rahatsızlık vermek istemedik. Artık bir yer bulamazsam bakarız. Neredesiniz? Hangi otel? Sen hiç bilme bence. Şimdi annem sıkıştırır falan. Sonra sıkıntı olur senin için de. Zaten yeterince bela aldım başınıza. Ama ben iyiyim.
Merak etme. Ederim gülüm. Vallahi merak ederim ben seni. Ömer'le ne oldu? Yardımcı olayım sana bari. Gerçi onun sana bakacak hali yoktur. Yarın tutuklanacakmış diye duydum Gamze. Öyle bir şey olmayacak inşallah Nurhan. Gamze. Bak böylesi daha iyi olur belki ha. O girer içeri. Sen de yoluna bakarsın. Unut kızım bu oğlanı. Bak git. Nerede istiyorsan. Yepyeni bir hayat kur kendine. Kaç kurtar kendini. Şimdi kapatıyorum. Ben ararım seni yine. Gamze. Ömer deyince kaçma hemen bak. Bu yolun sonu yok. Ya bir kere dinle beni ya. Kapatıyorum Nurhan, arayacağım. Şimdi bana bir söz ver. Ben yokken aklım sizde kalmış. Üzülmeyeceksin. Hastalanmayacaksın. Kendine hep iyi bakacaksın. Ve ne olursa olsun ümidini kaybetmeyeceksin. Ben girsem de çok kalmayacağım çıkacağım. Senin bütün kalbinle buna inanmanı istiyorum. Söz mü? Thank you.
Ben duramam burada. Gelmek istiyorum. Geceler. Ne geceler? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Taci, sen de ben kefilim diyorsan, o halde Ömer Bey'i aramızda görmek isteriz. Sağ olun. Ben ne zaman başlayabilirim peki? Ben muhasebeyle konuşurum. İşlemleriniz en kısa sürede biter. Sonrasında da ailesiyle iş başı yaparsınız. E o zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Taci. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Öyle sıkışmıştım ki bu çok iyi oldu. Şimdi ilk maaşımı alır almaz benim acilen bir yer tutmam lazım. Tamam, benim birikmişim var, veririm sana biraz. Taci, ben senden... Ne? Oğlum durumunuz belli. Acil ev lazım diyorsun. Vereyim parayı, git tut işte. İşim var artık, maaşın olunca geri verirsin. Ne olacak yani? Sağ ol kardeşim. Hakkın ödenmezse. Senin de ödenmez. Şu mahkeme işi de bir biterse... hayırlısıyla düzlüğe çıkacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Ben bir Gamze'ye de haber vereyim. Alo Gamze. Alo Ömer. Ben işi aldım. Taci de bize yardım edecek kira için, sağ olsun. Her şey yoluna girecek. Ben birkaç gün ödevi bulmaya çalışacağım. Sonra çıkar gideriz buralardan. Öyle mi? Sevinmedin mi? Yo sevindim. Sevinmez olur muyum hiç? Sesin iyi gelmiyor, ne oldu? Annemle tartıştım da biraz. Moralim bozuk o yüzden. Adres burası hanımefendi. O ses ne? Taksideyim. Bankaya geldim de. Tamam, ben yanına geliyorum o zaman. Konuşuruz orada. Yok gelme Ömer. Ben izin aldım. Çok yoğun olacağım. Tuna'yı çıkışta almaya gideriz. Olur mu? Şimdi kapatıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne oldu? Bilmiyorum. Sesi hiç iyi değildi. Ama bir şeyler oluyor Taci. Benim bankaya gitmem lazım hemen. Bir Gamze'yi göreyim. Tamam, araba karşısına götüreyim ben seni. Bakalım yeni evini beğenecek misin Tuna Bey? Aferin, tam vaktinde geldin. Kolay buldun mu bari evi? Bu ne be? Bu ne? Ben elde çocuk senin borçlarını ödemeye çalışırken kalan borcu bana yüklemek nedir? Hayvan herif! Onu o ufaklıkla evlenirken düşünecektin. Öldürürüm seni. Seni öldürürüm. Bak. Gamze'ye bak, işte busun sen. İşte benim kadınım bu. Bak be! Ne öyle hanımcık? İşte sen busun, tanıdığım Gamze bu. Devam et hadi. Devam et. Hadisi kaldıracaksın diyorum Haluk. Öldürürüm seni. Bırak! Spora devam mı? Ya bırak! Demir gibisin. Demir. Haluk! O borcu alacaksın üstümden. Asla! Niye biliyor musun? Çok basit. Çünkü sen o veletle evlenmeyecektin. Sana söyledim. Tuna kimseye baba demeyecek, sen de bekar olacaksın dedim. Sen de kabul ettin. Sen kimsin be? Kölen miyim ben senin? Sen bana yapmadığını bırakmayacaksın. Sonra da gelip benden böyle hesap mı soruyorsun? Aynen öyle yapıyorum. Peki niye yapıyorum? Bir sor bakalım. Niye yapıyorum? Çünkü sen sözünü tutmadın.
Sen bize ihanet ettin. İhanet senden sorulur. Pislik herif. Sen benim hayatımı kararttın. Bunlar daha iyi günlerim. Beter olacaksın, beter. Hele o yumurcakla evli kal. Bak o zaman nasıl sürüm sürüm süründürüyorum seni. Bak o zaman nasıl Tuna'yı alıyorum senden. Yüzünü bile göstermeyeceğim sana. Ha, alırsın. Vermiyorum çocuğum sana. Vermiyorum Tuna'yı. Öyle mi, vermiyor musun? Tamam, verme. Verme. Ben sende kalmasına karşı değilim. Bunca zaman sendeydi zaten. Ses mi ettik? Şimdi git, oğlandan boşan. Tuna yine sende kalsın. Boşanmıyorum. Boşanmıyorum ondan. Boşanmayacağım. Aldın mı cevabını? Haluk, ne yapıyorsun burada? Haluk, nefes alamıyorum. Boşanmayacağım, öyle mi? Boşanmıyorum. Boşanmayacağım. Boşanmayacağım ne demek lan? Ne yapıyor da vazgeçemiyorsun ondan sen? Nefes alamıyorum. Ne yapıyor da vazgeçemiyorsun? Çok mu güzel öpüyor seni? Ha? Çok mu güzel sarıyor ha? Yatıyor musunuz? Söyle. Yatıyor muydun? Sen ha? Nere be? Yatıyor muydun onu? Sen nere be? Sen nasıl? Adi rezil karı. Ne yapacaksın beni? Ha söyle. Tuna. Tuna yanındayken nasıl Tuna, başka biriyle birlikte oluyorsun sen? Bakın beni nereye sattın, bırak. Nasıl başka biriyle birlikte oluyorsun? Söyle. Nasıl? Nasıl? Nasıl miden kaldırıyor? Aa! Sen gene aynı manyaksın Gamze. Dur dur, sana su getireyim, ölme şimdi. Özlemişim. Geldi kurtarıcın, al. Sen manyaksın manyak. Ya yardım et. Sen fasasın, bırak. Ya bırak, yardım ediyorsun. Ya bırak. Ya kalk işte manyak. Bırak, bırak beni be. Manyak. Hayvan herif. Dur. Hayvan herif. Hayvan herif. Kızım dur. Sen bıraktın beni. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun, sen bıraktın beni. Ben seviyordum lan seni. Biraz borç içine düştüm diye sen bırakıp gittin beni. Hatırlıyor musun? Ha? Hadi be oradan. Bizim evliliğimiz çoktan bitmişti. Sen kaç kere aldattın beni? Onlar ufak tefek şeylerdi. Asıl olan sendin. Niye anlamıyorsun? Ben asla vazgeçmezdim senden. Hiçbir zaman vazgeçmezdim. Sen ne yaptın? Bir kalemde silip attın beni. Ne zaman? Ne zaman? İflas ettiğim zaman. Milletin paralarını çaldın, dolandırdın herkesi. Sonra da bütün borcu bana yükledin. Bu mu yani sevmek? Terk etmeyecektin beni. Terk etmeyecektin o zaman. Sen beni yalnız bıraktın. Terk ettiğin için yaptım. Sen beni terk edemezsin. Sana şu kadarını söyleyeyim. Bu saatten sonra ne yaparsan yap, asla sana dönmeyeceğim. Ha, göreceğiz bakalım. Dönüyor musun, dönmüyor musun? Her şeyi göreceğiz. Bitti bitti Haluk. Biz boşandık. Bitti gitti. Bundan sonra hayat benim hayatım. Kim ne istersem onun olur. Olamazsın. Olamazsın. İzin vermem. Kimse dokunamaz sana. Anlıyor musun? Hiç kimseye dokundurmam seni. Dokunuyor ama. Ne yapacaksın? Öldürürüm seni. Hemen şimdi öldürürüm. Hapislerde çürümek umurumda olmaz. Defol git buradan. Çocuğum anasız kalmasın. Defol! Defol dedim! Shh.
Affedersiniz ben Gamze Hanım'a bakmıştım ama. Gamze Hanım bankada değil. Bugün gelmeyecek izinle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ömer. Neredesin sen? Ben. Gamze, ben bankadayım. Sen hani burada olacaktın? Sen bana niye yalan söylüyorsun? O adamla görüşmeye mi gittin? Evet. Ben geldim. Sen hala da orada mısın? Hayır, çıktım şimdi. Gamze, ben sana o adama gitme, o adamla görüşme demedim mi? Ne yapayım Ömer? Bir dur, bir beni dinle. Bu adam var ya, bu adam. Bu adam hem annemin dairesine hem benim daireme haciz getirmiş. Ne? Nasıl ya? Nasıl olur bu? Oldu işte, bunu da yaptı. Sana bu adam ne kadar tehlikeli bir adam derken ne demek istediğimi anladın mı şimdi? Durdurağı yok bu herif. Bir de kalan borçların hepsini bana devretmiş. Gamze, neredesin sen? Bunu yapan her şeyi yapar Ömer. Oğlumu da alır benden. Gamze, neredesin sen diyorum? Ben Maltepe'deyim. Çıkacağım şimdi buradan. Sahile geç. Ben hemen geliyorum oraya, tamam mı? Ömer nerede baba? O Süreyya kızımızla birlikte açacak iftarını. Konuşamadık. Dün gece herkes rahat uyudu mu bakalım? Evet ama ben biraz odamı özledim ya. Ben de. Ben de odamı özledim. Tamam, yeter uzatmayın. Şöyle bir ilaçlayalım, geçeceğiz evimize, tamam mı? Biz kendi evimize geçmek istiyoruz ama. Senin başında bir erkek olmadan hiçbir yere geçemezsin Nisa. O kocan olacak herif, adam olacak da başınızdan ayrılmayacaktı. En son ne zaman konuştunuz kızım? Ne diyor, nasılmış durumlar Rusya'da? Geçenlerde konuştuk baba. İyiymiş, çok çalışıyorlarmış. Başını işten kaldıramıyormuş. Ya bıraksın bu işleri. İşi gücü yalan dolan. Ne zaman dönecekmiş peki? Yani vallahi baba işte şey 2-3 ay dedi ama... Bilmiyorum tabii, hiç belli olmuyor ya durumlar. Hı. Yok, para mara yok, anladın mı? Harcadım işte. Annenden de boşanacağım. Var mı bir diyeceğin, ha? Ama zor tabii baba. Yani bizden uzakta, ailesinden uzakta, orada bir başına falan. Zor. Ama işte çocuklarımızın geleceği için katlanmak zorundayız, ne yapalım? Sayılı gün dedik yani, geçer dedik. Hı. Tabii, sayılı gün. Nabura'ya yazıyorum, o adam bir daha geri gelmeyecek. Dedi dersiniz. Abi, çocukların önünde doğru düzgün konuş. Tamam, yeter. Ne yeter Nisa? Hı? Yeter. Bu Sabiler de bilsinler, boşuna beklemesinler. Değil mi? Ya böyle babalık mı olur ya? Ha? Bundan sonra bu çocukların babası yok. Senin de çocuklarının da başında bir tek biz varız. Biz ne dersek o olacak. Yeter daha artık, kendinizi kandırmayın. Bu ne öyle? Yok Hakan gelecekmiş de, yok dönecekmiş de. Döner Hakan. Sen ne biçim bir insansın ya? Ne kötü, ne fesat bir insansın sen? Ya bir insanın içinde hiç mi iyi bir duygu olmaz ya? Ya senin kalbinde hiç bir merhamet yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana baktıkça Allah'a şükrediyorum. Vallahi şükrediyorum. Allah'tan anam erken göçüp gitmiş de... en büyük evladının böyle habis ruhlu bir adama dönüştüğünü görmemiş. Çok şükür ya. Anne yeter, bağırma artık, dayıma doğru söylüyor. Babam dönmeyecek. Sen de biliyorsun, ben de.
kandırmayalım birbirimizi. Bizim hayatımız böyle. Kabullensin artık herkes bence. Durumumuz bu. İyisin. Emine neden bahsediyor kızım? Gel benimle. Çok güzel görünüyor. Özgür Şef'in yeni spesiyeli. Öyle mi? Ama önce senin denemeni istiyorum. Beğenmezsen menüye koymayacağım. Ne? Nasıl? Anlamadım. Ben mi karar vereceğim? Aynen öyle. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Tat diyorsam tatacaksın. Müthiş. Ben buna Allah derim. Yani çok güzel olmuş. Elinize sağlık gerçekten. Bunu hemen menüye koyun hemen. Herkes üşütecek gerçekten. Çok özür dilerim. Ben acaba bunu yesem, hepsini yesem ya ayıp olur mu? Çok özür dilerim. Tabii yiyebilirsin. Afiyet olsun. Al. Hı, sağ ol. Bundan sonra yemek menüde. Kod adı da Nisa. Teşekkür ederim şefim. Bana inandığınız için. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Nisa. Hı. Sen bu adamla neden boşanmıyorsun? Şefim. Bak çok özür diliyorum. Ben dangul dungul bir adamım biliyorum. Haddime de değil ama o adam seni hak etmiyor. Şefim benim çevrem, hayatım öyle sizin bildiğiniz gibi değil. Yani şimdi çok şey var söylenecek de hepsini geçtim. Ben şimdi boşansam ailemin yanına geçmek zorunda kalırım. Abimin, babamın, onların evine gitmek zorunda kalırım. Bir cendereden başka bir cendereye gitmek işte. Bir de burada da çalışmama izin vermezler. Yani çok çok fazla şey var. Başka biriyle tanışırsın Nisa. Belki seni seven, sana saygı duyan biriyle. Şefim benim 5 çocuğum var. Ve ayrıca ağzım yandı. Ben daha istemiyorum. Başka bir şey istemiyorum yani. Elinize sağlık. Sağ olun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Allah'ım, sen bugün kızımı ve torunumu bize bağışladın. Hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva veren sensin. Şüphesiz ki sen sonsuz iyilik ve cömertlik sahibisin. Senin üstümüzdeki nimetlerini saymaya kalksak, biz bunun sonunu asla getiremeyiz. Her şey üzerinde gözetici ve koruyucu olan sensin. Sınırsız kudret sahibi olan sensin. Eşsiz ve benzersiz lütuf sahibi olan sensin. Sen çocuklarımı ve torunlarımı göz aydınlığı olarak bana bağışla. Her türlü sıkıntıdan ve kötülüklerden koru onları. Bahşettiğin nimetlere layıkıyla şükreden, hoşnut olacağın güzel işler yapan kullarından kıl. Ve rahmetinle erdemli kullarının arasına kal bizleri. Ah. Çok iyi görünüyor değil mi dede? Evet. Bak nasıl gülüyor sen sevdin diye. Ben akşam için bir şeyler hazırlayayım. Tamam olur. Sen olan ne varsa bak, uydur bir şeyler. Ben de sonra alışverişe gideceğim zaten. Tamam. Baba Murat acıkmıştır. Ben onun bir karnını doyurayım mı? Gel. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Dedi. Su alacağım kızım. Ben vereyim, ben vereyim. Ben hallederim, bizim işine baksın. Baba,
Ne yapıyorsun? Bir şey mi oldu? Yok yok. Ceketime baktım. Tespihimi bulamadım da buradaymış. Tamam. Murat karnı doyunca uyudu hemen. Arada bir kontrol et ama sen yine de. Tabii haklısın. Ne olur ne olmaz Allah korusun. Bakarım. Gel bakalım şöyle. Geç otur bakalım şöyle. Kocan sana para gönderiyor mu? Gönderiyor baba. Yani kazandığını gönderiyor işte. Bana doğruyu söyle. Öyle baba. Yani niye göndermesin ki? Zaten geride çocukları var, ben varım. Yani göndermese ne yapardık ki biz? Göndermez olur mu? Niye doğruyu söylemeyeyim ki? Beni haklı çıkarmamak için. O sebep doğruyu söylemiyorsun. Baba, Hakan çok iyi bir eş. İyi bir baba. İçin rahat olsun yani. Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok bizim. Sağ ol. Emine? Nereden sen? Dedem alışveriş yap dedi. Markete gönderdi beni de. Ben de öteberi bir şeyler aldım. Hadi kızım gel gidelim. Yerleştirelim dolaba da sonra da ben çıkayım. Namaz vakti geliyor. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı tabii kardeşim. Allah büyük. Taci içeride ne kadar kalırım bilmiyorum ama... yokluğumda Gamze'ye göz kulak olacağına söz ver bana. O ne demek Ömer? Sen hiç merak etme. Gözün arkada kalmaz. Allah senden razı olsun. Senden razı olsun. Gamze. Tuna. Anneannem bizi evden kovdu. Annem Ömer öğretmenime gidelim dedi. Biz de sana geldik. Çok iyi yaptınız. Gel. Çok iyi yaptınız. Tuna. Gel biz çıkalım turlayalım biraz. Onların konuşacakları vardı şimdi. Tamam mı? Dışarıdayız biz. Gel. O akşam kapıma geldiğinde seninle gelmeliydim. Sonunda geldin ya.
bu bizim hayatımız. Biz ayrı kalmamalıyız. Ben senden artık bir an bile olsun ayrı kalmak istemiyorum. Hep yanında olmak istiyorum. Ne olur artık hiç ayrılmayalım. Allah'ım sana şükürler olsun. Senin ağzından bunları duydum ya. Özlemde gam yok artık. Sana söylemem gereken bir şey var. Korkma. Korkma. Ne söylesene? Yarın mahkemeden büyük ihtimalle tutuklu yargılama çıkacak. Sen suçlu değilsin ki. Olamaz. Nereden biliyorsun? Mahkeme görülmedi daha. Hakim böyle bir karar vermedi ki. Nereden biliyorsun? Olamaz Ömer. Sakin ol. Olamaz. Sakin ol, sakin. Ağlama. Ağlama. Süreyya'nın evine girip odasında yakalandığım için hakimin böyle bir karar vermesi bekleniyor. Hayır. Eğer tutuklanırsan seni böyle bırakamam. Sen kendini düşün. Bizi düşünme. Biz Tuna'yla bakarız başımızın içerisine. Olmaz. Olmaz. Sizden başka düşünecek kimim var? Asıl aklım sizde kalırsa orada kahrolurum. Sizin güvende olduğunuzu bilmem şart. Ne yapmamızı istiyorsun? Sizi en güvendiğim insana teslim edeceğim. Kime? Babamla konuşmamız gereken bazı şeyler var. Sen bu arada Taci abinle beklesen olur mu? Olur, tamam. Gel Tuna. Karımı sana emanet etmeye geldim baba. Çocuklar heves etmişler. Kırmayalım.
Yarın yeriz bunları da. Hem Nisa ile barış diyen sen değil miydin? Baba, gidiyor muyuz? Gamze Hanım, keşke böyle bir programı yapmadan önce bana da sorsaydınız. İki ayağım bir papuca girdi. Yahu kızcağız bizim için o kadar uğraşmış, yemek ayarlamış. Teşekkür etmemiz gerekirken. Tuna gelecek mi? Evde yalnız yiyecekse yukarı çıkarayım onun yemeğini. Yok, aç bırakacağız Tuna içecek hanım. Gelecek tabii ki o da bizimle. Yok, sevmedi beni, yapacak bir şey yok. Annem ne olacak peki? Annemi de alacağız. Annem de gelecek. Hadi, hadi üstüne bir şey al, çıkalım. Öğlen de yemedik malum. Şekerimiz düştü, acıktık. Sinirler gergin. Geleceksin değil mi bizimle? Anca ayak bağı olurum ben. Siz gidin. İnan çok kızıyorum kendime. Böyle hissettiğin için çok suçlu hissediyorum. Babama kızgındım biliyorsun. Gözüm döndü. Senin ne yaşayacağını, çektiğin sıkıntıyı düşünemedim. Senden çok özür dilerim. Baban evlendi diye kızdın tabii. Anlıyorum seni de. İnsan istiyor ki annesiyle babası evli kalsın. Araya kimse girmesin. Benimle ilgili böyle mi düşünüyorsun hala? Bilmiyordum, üzüldüm. Yabancı gibi davranan sensin. Artık ilgilenmeyen de sensin. Bana niye kızıyorsun ki? Hadi bakalım, hazır mıyız? Gidiyor muyuz? Tuna hazır mısın? Anne, illa gelmek zorunda mıyım? Seni evde bırakmak istemiyorum. Anne bak, yemin ederim ki ödevim var. Kalayım mı dersen? İyi, tamam. Ama saat başı arayacağım ona göre. Tamam, ara. Ben de Çiçek Hanım ne yapmış ona bakayım. Kesin çok güzeldir. Ömer. İyi misin? Bana mı kızdın? Neyse, uzatmayalım şimdi. Şimdi değil. Yok, kızgın değilim. Sen geliyorum. Tuna acıkmış. Koydum yemeğini, sıcak sıcak yiyor. Sağ ol. Ben olsam var ya, bir dakika yalnız bırakmazdım çocuğumu. Hele ki böyle bir günde. Kutlama yapacaklarmış. Neyi kutlayacaksınız Allah aşkına? Çocuk darmadağın geldi eve. Bak, sabrımı çok zorluyorsun. Ahkam kesmenden de aşırı sıkılıyorum. Sıkılırsın tabii. İşine gelmiyor çünkü bunları duymak. Ama ister küs ister kız, birinin sana doğruları söylemesi gerekiyor. Bu kişi de sensin öyle mi? Evet, benim. Çocuğum olmayabilir. Ama sorumluluk nedir çok iyi bilirim ben. İnsana kıymet vermek, hastaya özen göstermek nedir çok iyi bilirim. Belli. O sebeple buradasınız zaten. Şimdi sen beni böyle vurduğunu sanıyorsun ya. Çok yanılıyorsun. Ben o adam için ömrümü veririm. Varsın daha sevmesin beni. Bir ömür beklerim. Yapmadığım şey değil. Ama senin gibiler bunu anlamaz işte. Şımarıksın. Ne eş olmayı biliyorsun ne anne olmayı. Aldığınız o eğitimlerde bunu öğretmiyorlar size. Yeter be, yeter. Biz
sen kalmıştın uğraşmam gereken. Yeter. Seni düşünen de kabahat. Ne oldu oğlum? Neydi o ses? Kapı mı çarptı? Evet Reşat. Gamze Hanım kapıya çarptı, çıktı gitti. Gelin anlamında huyu böyle demek. Alışacağız, yapacak bir şey yok. Gamze nerede? Çıkmış. Sen bir bak istersen. Neredesin Gamze ya? Neredesin? Öldün meraktan. Ya Şükran'ın acilen yardıma ihtiyacı oldu da onun yanına gittim. Çiçek Hanım'a kızıp gitmişsin. Niye beklemedin? Telefonu da açmıyorsun. Bak, kusura bakma, açamadım Ömer. Çiçek Hanım'la da ilgili ben bu saatten sonra o kadınla tek kelime konuşmam. Yüzüne de bakmam ona göre. İyi de sen dedin git barış küslük olmaz diye. Şimdi ne olacak? Kutlamaya gidiyoruz. Ne yapayım? Bu gece babam için idare edeceğim artık. Ama ondan sonrası için söz veremem. Ne oldu? Hortlak görmüşsünüz gibi, değil mi? Merak etmeyin, ben gelmeyeceğim. Olay da çıkarmayacağım. Siz keyfinize, eğlencenize bakın. Zaten beni çağıran neden de yok. Baba, tekrar tebrikler. İnşallah güzel geçer. Hayır, bir dur oğlum, bir dur. Eğer bir tatsızlık çıkarmayacağına söz vereceksin, gelebilirsin. Abi bak, 40 yılda bir böyle bir araya geliyoruz. Sakın bu yemeği de batırma. Lokanta açılışını mahvettin, bunu da mahvetme sakın. Ya sana gelene kadar Şükran görmek istemiyor beni. Hani hiç huzurunun neşesini kaçırmayayım ben baba. Zaten düşmanı gibi görüyor beni. Düşmanlık ettiğin için olabilir mi acaba? Tamam, yeter, yeter. Tüm aile bir arada olacağız. Eğer olmayı becerebilirsek. Ben bütün evlatlarımı yanımda istiyorum bu akşam. Tamam mı Tahir? Rahat duracaksın. Söz mü? Ya ama Şükran baba. Şükran'la konuştum ben. Sakin olup susup oturacaksa gelsin dedi. Sahi öyle mi dedi? Bak nasıl sevindi. Ah be Tahir, sana da yazık. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Öyle mi dedi? Ömer, nasıl görünüyorum? Ha? İyi. İyi. Ama böyle kal. Geliyoruz baba. Ah Nurhan, senin ne işin var burada? Geldim. Aradı beni iki gözü iki çeşme. İsa'ya gitmiş bu. Görmüş vicdanı orada. Gamze perişan halde. Ben Şükran'ı önce hiç böyle görmedim. Geç çabuk içeri. Geç, geç, geç. Geç. Basma taşa dur. Geç.
Şükran, ben gerçekten senden özür dilerim. Ne olur affet beni. Biz, yani ben Ömer'le babam gibi Nilüfer'e kıyamadık. Perişan da çocuk, çok ağlıyordu. Gidecek yerleri de yok. Ne yapacağımızı bilemedik. İnan ki ne yapacağımızı bilemedik. Biz de bir yer bulana kadar burada kalsınlar dedik. Yani sen geldiğinde gideceklerdi zaten. Ben kapıya bakayım. Sen ne arıyorsun burada? Yürü git. Çekil karşımdan. Şükran'ı görmeye geldim ben. Ya sen ne yüzle buraya geliyorsun? Git. Hiçbir yere gitmiyorum. Şükran'la konuşacağım. Konuşacağım Şükran'la. Git. Kim o? Bırak, kim o? Yüzsüz buraya da mı geldi sen? Git. Git yavrum. Nora. Aç şu kapıyı. Şu kapıyı kapatalım. Şükran'ın gerçekleri öğrenmesi lazım. Açın. Neymiş benim bilmem gereken gerçek? Al beni içeri konuşalım. Sakın. Tamam içeri gelsin. Şükran, izin verme içeri girmesine. Bu kadın deli deli. Bunun tek bir derdi var, ortalığı karıştırmak. İzin verme. Bu bela bu kadın, bela. Sakın Şükran. Şükran, konuşmak istiyorum. Diyeceklerim var. Gamze içeri al. Şükran, Gamze ne söyleyecekse söylesin. Ondan mı korkacağım ben? Ondan korkan zaten onun gibi olsun. Neymiş anlatacaksın? Söyle ne diyeceksin? Ben bir hata yaptım Şükran. Bir anne olarak gerçeği gelip ilk sana söylemem lazımdı. Neyi? Hangi gerçeği? Kızımın babasının Tahir olduğu gerçeğini. Nilüfer Tahir'in kızı. Tahir, Nilüfer senin kızın mı?